TR724 YouTube kanalındasınız. Adem Yavuz Arslan'ın yazdığı Oda TV, Erdoğan'ın 15 Temmuz senaryosunu nasıl çökertti başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler derler. Kendini övmeye çalışırken farkında olmadan kabahatini söyleyenler için kullanılıyor. Anonim sanılsa da gerçekte Mehmet Ragıp Paşa'ya ait. Bana bu dizeyi hatırlatan olay Oda TV'de okuduğum bir yazı. Hatta yazıyı okurken bir ara dönüp baktım, gerçekten Oda TV'de miyim diye. Ne demek istediğimi, yazının orijinalliğini anlatacağım ama önce metinden alıntılar yapayım. Daha çok kamuoyuna çağrı ayarında kaleme alınan yazı bildik Ergenekon ve Balyoz Kumpas'tı. Vatansever askerlere tuzak kuruldu söylemlerini tekrarladıktan sonra sürpriz bir noktaya evriliyor. O tarihe kadar FETÖ'yle el ele, kol kola, yanak yanağa, kucak kucağa olan, ne istedilerse veren iktidar, 17-25 Aralık sürecinde çıkar kavgasına tutuşunca askerlere yönelik davaları en yetkili ağızlardan kumpas olarak tanımlamaya başladı. Böylece davalar birer birer düştü, sanıklar beraat etti. Devamındaysa 15 Temmuz 2016'ya geliyor. İktidarın FETÖ'cü darbe girişimi tezini tekrar eden yazar devamında şu ifadeleri kullanıyor. Allah'tan TSK içinde FETÖ'cü olmayan, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e gönülden bağlı personel darbecilerden çok daha fazlaydı. Bu personel darbeci komutanların esas niyetlerini anladıkları andan itibaren derhal karşı koydular. Darbecilerle mücadeleye giriştiler. Araçları bozdular veya silah sistemlerinin çalışmasını engellediler. Sonuçta vatandaşların da desteğiyle FETÖ bir kez daha yenilgiye uğratıldı. Yazar, Erdoğan'ın halk tankların egzozuna atlet tıkayarak darbeyi engellediği tezini de çürütürken bir sonraki adımda ilginç bir noktaya geliyor. Fakat bu süreçte bir gariplik vardı. İhanet kalkışmasını planlayıp doğrudan eylemlerin içinde yer alan FETÖ müridi TSK personelinden başka o gece neler olduğunu bilmeyen, alarm tatbikatı var denilerek, terör saldırısı var denilerek, sıkı yönetim ilan edildi vesaire denilerek evinden çağrılan yüzlerce, binlerce personel de birliğine gitmişti. Onların bir kısmı aldıkları emirler çerçevesinde kışla içerisinde kaldı, bir kısmı birliğini emredilen yere sevk etti. Olası terör saldırısı nedeniyle takviyeye gittiklerini veya alarm tatbikatı nedeniyle araziye yayıldıklarını vesaire sanarak yola çıkanların bir kısmı ne olup bittiğini öğrenince, yani darbeci komutanların esas niyetlerini anlayınca intikal halindeyken derhal geri döndü veya gece boyunca arazide hareketsiz kaldı vesaire. Hatta amirleriyle kavga etti. Bir kısmının yargılaması bitti. Ancak duruşmalarda iç hizmet kanununda belirtilen mutlak itaat ilkesi gereği emir gelince tereddüt etmeden kışlalarına gittiklerini, ne FETÖ yapılanması ne de darbe kalkışmasıyla ilgileri olmadığını, aksine Atatürk ilke ve devrimlerine ve Cumhuriyet'e gönülden bağlı askerler olduklarını, kendilerinin FETÖ ile bağını gösterebilecek ne okul geçmişi, ne baylok, ne de ankesörlü telefon ve benzeri iletişiminde hiç bulunmadıklarını, o lanetli gecede kendi birliklerinden atılmış tek bir mermi dahi olmadığını vesaire söyleseler de hakimlere dinletemediler. Çoğu ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Yazı şöyle devam ediyor. Lütfen elinizi vicdanınıza koyarak aşağıdaki durum ve nitelikleri taşıyan bir personelin darbeci olarak değerlendirilip ağırlaştırılmış müebbet gibi bir cezaya çarptırılması ne kadar doğrudur? 1. O gece birliğine gelmiş olan ancak o zamana kadar kendisinin veya eşinin FETÖ ile bağlantısı, FETÖ'nün kullandığı baylok, ankesörlü arama ve veya diğer iletişim yöntemlerini kullandığı, FETÖ ile bağlantılı herhangi bir kurum ya da dernekle ilgisi, KPSS veya askeri okul sınavlarında yardım gördüğü, 1 dolar meselesi ve tanık, gizli tanık beyanları da dahil FETÖ'cü olduğu hiçbir şekilde kanıtlanamamış personel. 2. Terör saldırısı, alarm tatbikatı, sıkı yönetim ilanı veya komutanın emri ve benzeri konusu suç teşkil etmeyen ve askeri yasalar çerçevesinde mutlak itaati gerektiren gerekçelerle birliğine gelip katıldığı kanıtlanan personel, askerlik yapan herkes şunu pekala bilir ki,
Er, erbaş ve uzman çavuşlar, az subaylar ve birliğin büyüklüğüne göre Teğmen'den icabında Alba'ya kadar hiçbir personel aldığı bir emri mütalaa edip gereğini yapmama şansına sahip değildir. 3. Yine kışlasına gelmiş ve aldığı emir gereği terör saldırısına karşı koymak maksadıyla birlik dışına sevk edilen, ancak yolda durumu öğrenip geri dönen ya da ileri gitmeyip arazide kalan personel. 4. Doğrudan halka ateş etmemiş, silah kullanmamış rütbeli personel. 5. Askeri lise, az subay hazırlama okulları ve harp okullarında okuyan öğrenciler. 6. Erbaş ve erler, başındaki komutanın açık emriyle halka ateş edenler dahil. İşte tekrar soruyorum. Sayılan niteliklere sahip personel darbeci sayılabilir mi? Ve darbeci oldukları gerekçesiyle bunlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilir mi? Bu yazı emekli albay Alican Türk tarafından kaleme alındı ve Oda TV'de yayınlandı. Nasıl yani demeyin. Bugüne kadar Erdoğan rejiminin resmi 15 Temmuz söylemini sorgusuz sualsiz kabul eden, hatta kraldan çok kralcı olan Oda TV eksen değişikliği olarak yorumlanabilecek bir adım attı. Çünkü Erdoğan'ın 15 Temmuz söylemine göre terör tehdidi, tatbikat ya da emre itaat nedeniyle sokağa çıkma diye bir şey yok. Tek amaç darbeydi. Darbe girişimine katılan herkes de cemaatçiydi. Oda TV bu söylemi çöpe atmış. Psikolojik harp uzmanı emekli albay Alican Türk'ün yazısı 15 Temmuz'un tamamen kurgusal bir komplo olduğunun itirafı mahiyetinde. 17 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında Erdoğan'la Ergenekoncu derin yapı arasında ittifaka gidildiği ve malum davaların beraatle sonuçlandırıldığı net olarak ifade ediliyor. Bence asıl bomba şurada. Malum olduğu üzere TSK 15 Temmuz'da terör saldırısı ve tatbikat gibi bahanelerle sahaya çekildi. Bu kumpası önceden bilen çekirdek kadro veya has dairedeki Atatürkçü derin subaylar ya hiç ortada gözükmedi ya da tıpkı atletizm müsabakalarında önden koşup sonra yarışı bırakan tavşan atlet gibi diğer personeli mobilize ettikten sonra darbeye karşıymış gibi davranıp kahraman rolünü soyundular. Çekirdek kadro, has daire dışında kalan Atatürkçü derin subay, az subaylar bilerek ve isteyerek yakaladı. Yazının satır aralarında şu mesaj veriliyor. Rejimi değiştirme adına sizi de yakmak zorundaydık. Kusura bakmayın ama şimdi sizi kurtarmak için harekete geçtik. Sizi hapisten kurtarıp tazminatlarınızla birlikte Ergenekon ve Balyoz'da olduğu gibi makam mevki sahibi yapacağız. Yazının ilerleyen bölümlerinde suçsuzluğa gerekçe kılınacak başlıklar, baylok, ankesörlü telefon soruşturması vesaire diye sıralanmış. Yani bunlar yoksa FETÖ'cü değildir deniyor. Peki bu ne demek? Yazıda bahsedilen baylok, ankesörlü telefon, okul, dershane vesaire bağı olmayan, yani cemaatle irtibatı tespit edilemeyen isimler beraat ettirilip iade ettirilecek demek. Bir başka ifadeyle Erdoğan'ın müttefikleri tarafından hazırlanıp önüne konacak liste bu şekilde hazırlanacak. Yani Ergenekoncu derin yapı kendi çocuklarına bu şekilde iade-i itibar yapacak. Emekli albay Alican Türk, uzmanı olduğu psikolojik harp taktiklerini yazıya ustaca serpmiş. Mesela planlarına masumiyet görüntüsü katmak ve toplumsal destek sağlamak için masum erler, askeri öğrenciler de beraat ettirilmeli demiş. Oysa ki düne kadar erlerin, askeri okul öğrencilerinin, alt seviye subayların tutuklanmasını destekliyorlardı. Hatta bu konuda o kadar ileri gittiler ki, AKP'nin uydurduğu FETÖ'cülük kriterlerinin hiçbirini taşımasanız bile, adınız bir şekilde fişleme listelerine karışmışsa kripto diye suçlanıyordunuz. Mesela Oda TV'cilerin çok sevdiği, Nedim Şener'in bayraktarlığını yaptığı FETÖmetre uygulamasında 0 puan bile alsanız kripto olarak suçlanıp tutuklanabiliyorsunuz. Bir başka ifadeyle Erdoğan rejiminin hedefindeyseniz sizi TSK'dan atıp tutuklamak için delile ihtiyaçları yok. Zaten sadece ordu değil, birçok kurumda ihraç için gerekçe kısmında sadece kurum kanaati yazıyor. Bu şu demek. Kurumda ispiyonculuk yapan AKP uzantısı ve işbirlikçisi Kurdoğlu, menzil ve yazıcı personelin fişleme listesine soktuğu personel sorgusuz sualsiz ihraç edildi ve tutuklandı. Kısacası düne kadar kendilerinden olmayan herkesi darbeci ilan edip tutuklamaları alkışlayanlar birdenbire masum askerlerden bahsetmeye başladılar.
Emekli albay Alican Türk'ün Oda TV'de yayınlanan ve darbeye karışan askerler cemaatçi değilse yargılanmasın mealli yazısında psikolojik harbin incelikleri sıralanmış. Mesela FETÖ mağdurları denen olay, kamuoyunda cemaat mensubu olmadığı halde cemaat yüzünden hakkında idari işlem yapılan personel olarak biliniyor. Kumpasçılar uyduruk FETÖ lafıyla sadece insanları ihraç edip hapsetmekte kalmadılar. Cemaatle alakası olmayan yüz binler bunların yüzünden ihraç oldu, hapsedildi söylemiyle toplumda cemaate karşı nefret uyandırdılar. Yani bir taşla kuş sürüsü vurdular. Oysa ki FETÖ mağduru denen şey gerçekte böyle bir terör örgütü olmadığı halde rejimi ve toplumu dizayn etmek, insanları sorgusuz sualsiz soykırıma tabi tutmak için nefesi kan kokan caniler tarafından uydurulmuş bir tanımlama. Gerçekte FETÖ mağdurları denilen kesim cemaatin değil rejimi ve toplumu dizayn etmek adına hareket eden ve bu lafı uyduran grubun mağdur ettiği kimseler. Sonuç olarak Oda TV'de yayınlanan ve korona salgını tartışmaları arasında gözlerden kaçan bu yazı bir yandan Erdoğan rejiminin resmi 15 Temmuz söylemini çöpe atarken bir yandan da darbe yargılamalarının geleceği hakkında ipucu veriyor. Not edilmeli diyor Adem Yavuz Arslan TR724'teki köşesinde.